İkinci şok. Evet, hiç beklemiyordum. Hoş geldin. Hoş bulduk. Ay düşüyordum, nasılsın? Düşme, iyiyim, sen nasılsın? Ben iyiyim. Ay. Öncelikle bu odada bir romantizm yaşarsın bir gün inşallah. İnşallah. Bundan yakınıyorsun biliyorum. Kesinlikle şu an öyle farklı bir art niyetle çağırmadım seni buraya. Hı hı. Sadece merak ettiğim birkaç konu var. Mert konusunda gerçekten ciddi ve net misiniz şu an? Yani ben evet, çünkü benim umudum yok. Mert'in tekrardan, işte Mert'in açılabileceğinden, Mert'in o bahsettiği eğlenceli karakterini gösterebileceğinden bir umudum kalmadı. Kendime de daha fazla bir bencillik yapmak istemiyorum. Bence de. Benim de hiç umudum yok bu arada. Yani olsaydı bu zamana kadar bence olurdu. Arkasından hı-hı, kötülemek için de söylemiyorum. Hep yüzüne karşında söylüyoruz. Güzel adam, hoş adam ama yani açılacak bir muhabbet yok bence. Bence o kadar zamanımız da yok. Evet, yani benim de ne zaman gideceğim, ne zaman, ne kadar kalacağımın bir garantisi yok. Ve bunu Mert'le tüketmek istemiyorum. Evet. Açılmasını bekledim 2 haftaya yakın ama olmuyor. Olmuyor. Yani bir de siz dediniz ya, arkadaş olarak devam edelim, sonra hani belki bir etkileşim olur falan. Ona ne düşünüyorsun? Öyle bir etkileşim bence olmaz. Bence de olmaz. Yani onun olacağını düşünmüyorum. O da bence çok düşünmüyor bunu. Çünkü ona sonra sordum yani, hani belki beni istemeyecek açıldığında. Bunu sana söyleyemem olabilir dedi. Yani o kadar da yoğun bir tutkuyla bağlılık, bir yükseliş olduğunu düşünmüyorum. Sana karşı bence öyle bir yoğun tutku var. Onda yana bir sıkıntı yok. Ama işte o dediğiniz muhabbet enerjisinin aranızda, yani zaman verip tekrardan birleştirdiğinizde hiçbir şey değişmeyecek. Niye? Çünkü şu anda da hisleriniz birbirinize kuvvetli. Zaman verdiğinizde de hisleriniz kuvvetli bir noktaya gelecek belki ama ortada değişen bir şey olmayacak. Evet, yani biraz da karakterlerin uyuşması. Evet, evet. Tamamen o. Sizin burçlarınız uyuyor muydu? Sen astrolojiye meraklıydın değil mi? Evet, evet. Ben Oğlak burcuyum. Yükselenim Boğa, o da ikizlere aslan. Okay. Sen de ikizlere akreptin. İkizlere akrep, aynen. Evet. O ya, aslında iyi anlaşıyorum. Çok iyi anlaşmam gerekiyor böyle. Fıkır fıkır konuşa böyle. İlişki konusunda da mı yoksa arkadaşlık mı sadece? Arkadaşlık olarak, ilişki olarak hiç öyle bir karakter tanımadım. Yani hiç öyle bir deneyimim olmadı. Ya da gözümün önünde bir ikizleri aslan erkeğiyle ilişki yaşayan biri de görmedim. O yüzden onu çok tahmin edemiyorum. Ama yani bilmiyorum ya, Mert bahsettiği kişi değil. O hani ben çok eğlenceliyim, belki açılamadım de değil. Böyle bir kişi. Ya da bu evde açılamayacak çünkü... Yani Tatyana'nın açıldığını, Rümeysa'nın açıldığını, herkesin teke Aynur'un bile açıldığını gördük. Aynur'un içine kapanıktı. Evet. Şu an olayların kadını oldu. Mert'te bir tık yok ve ben daha fazla beklemek istemiyorum. Yani, yoruldum yani. Sen çok enerjik bir insansın. Böyle senin yanında çok daha böyle enerjik, seni yani ne bileyim. Evet. Sen neden merak ediyorsun? Merak ediyorum. Seni merak etmiştim zaten ben en başından beri. Evet. Sadece bu kararında ne kadar netsin onu bilmek istiyorum. Ya ben muhabbeti sevdiğim için, sen de böyle çok muhabbet canlısı bir insansın. Evet. Şimdi birazcık sürpriz oldu senin gelmen. Herkes şeyi bekliyordu, Allah'ın armağanını bekliyordu. Kim o Allah'ın armağanı? Nihle. Nihle veya Nilhe diyorum da oradan. Nihle. Nihle, aynen. Galiba, ben de doğru bilmiyorum bu arada aslında. Yanlış söylememek için yani öyle söylüyorum. Ama yani ben de onda... Sizin durum bizle, onunla arası, yani Nihle ile olan durum gibi olacakmış gibi hissettim. Çünkü o da hani... Konuşmuyor. Konuşmuyor. Ay biz bu arada ona evde çatıyoruz biraz. Çünkü Oğuz muhabbetinden dolayı. Yine öyle bir şey yok. Cevap yok. Evet. Yani Dilara neler neler yaptı kıza ama cevap yok. Aynen. O da benzer bir karakter. Bir de bir tık dikkatimi çekti. Bitirdiniz mi diye de bir sordu. İlk önce de sen miydin Mert'le tanıma yolunda olan tarzı bir iması vardı. Hani bir merak etti, aa evet, Mert'le miyisin diye. Sonra da biz bitirince, aa bitirdiniz mi diye de sordu. Belki Mert'i de beğenmiş olabilir. Allah Allah. Olabilir. Bu beni çok da şey olan... Ya her şey olabilir yani. Burada şimdi ben seni çağırdım diye tamam belki alınacaklar edecekler de. Yani. Her şey olabilir burası ya. Burası kısmet olursun. Kesinlikle işte. Yani. Her, kime ne? Evet, biz öyle bile kendimiz, yani kendi düşüncelerimizi tam kestiremiyorken neler olacağını hiç kestiremeyiz. Evet, evet. Yani birazcık kararsız görünüyorum ben. Yani hep öyle söylüyorlar da öyle bir şey yok bence. Siz beni anlıyor musunuz bilmiyorum. Anlıyoruz. Yani şu anki mesela çağırmamamın sebebi, dediğim gibi hani tutuk olacaksak baştan hiç başlamaya gerek yok. Evet. Yani buraya gelip ben hani... Muhabbet etmeye, yani şu odanın hakkını vermek için ben buraya girmek isterim. Ben bir şey söyleyeceğim, cevap veremeyecek falan. Hani baştan fikrim değişti. Çağırmayı düşünüyordum. O yüzden öyle bir fikir değişikliğine gittim. Bu da yani kimse böyle yanlış anlamasın hani. Yok yok, bence kimse yanlış anlamaz. Sadece Tatyana konusunda bir tık şey gözüküyorsun. Tatyana'yı istemiyorsun.
İstemiyorum. Çünkü doğru değil yani Beyza'dan Yo, sonra. Yo, Beyza'dan dolayı değil. Sen genel olarak Tatyana'yı istemiyorsun. Ya Beyza birinci konu gerçekten. Çünkü hani Beyza'yla biz son iki gün falan gerçekten iyi anlaştık. Hani muhabbetimiz çok güzel gitti ve sevdim de ben Beyza'yı yani. O da böyle çılgın, deli dolu bir tip. Evet, o da delinin tekiydi, evet. Ondan sonra arasında Tatyana'yla benimle ilgili problemler çıktığı için şimdi ben Tatyana'yla bir şey olması çok... Ya da o problemler mi seni Tatyana'dan soğutmuş da olabilir mi? Yani gözünde belki de hiç o gözle göremeyeceğin bir konuma girdi o olaylardan dolayı. Olabilir. Tam onun kafamda yani analizini yapmadım. Ama çok istemiyor olarak gözüküyorsun. Evet yani şu an çok net görünüyorum. Bir de onda da aynı sıkıntı var. Hani evet. Zaten yeni öğreniyor Türkçeyi, öğrenmiş ama bence hala içinden böyle bir Rusça düşünüyor falan. Evet, o yüzden onu Türkçe'ye çeviriyor. Öyle gözükmüyor. Öyle çeviriyor. Muhtemelen öyle. Yani çünkü Türkçe konuşabilirsin ama içinden düşünmek de gerekiyor. Evet, bir de yüzüne de yansıyor zaten. Şöyle bir düşünüyor sonradan aynen, Türkçe'ye çevirip aynen, konuşuyor. Aynen. O yüzden yani onunla da böyle bir donuk bir şey olacağı için yani istemiyorum. Çok korkunç bu arada o donuk iletişim. Böyle kal geliyor ya, suratına ya, tabii bakıyorsun canım. Allah hani, Allah. Ne diyeceğim diye kalıyor insan. E sonra saçma sapan konulara giriyor böyle. Oluyor. Yani ne olacak ki, ben gülmek eğlenmek istiyorum evet, yani abi. Bu arada teşekkür ederim. Rica ederim. Güzel hoş bir sohbetti. Görüşmek Senin üzere. Senin için de hayırlı olur inşallah. Umarım. Olursa.